Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin de cumanız hayırlı olsun. Sağ olun. Buyurun efendim. Şöyle bir şey. Benim için 17 yaşından beri namaz kılmakta. Evet. Burada birkaç yıl önce nasıl desem, yani dilim bile varmıyor. Dine yattı. Evet. İşte yani ondan sonra, daha önce yani bu tür şeylere kızan adam böyle bir günaha bulaştıktan sonra yani huyu suyu değişti. Evet, aynı namazının hiçbir vaktini geçirmiyor, abdestsiz dolaşmıyor. Ama o günadan sonra işte telefonlarla, bayanlarla görüşme, yani bugün de olsa yani o kadar eminim ki yine aynı günahı işlemeye meyilli. Evet. Ben o olaydan sonra eşimden çok çok yani soğudum. Mecbur kalmadıkça yani kadınlık vazifemi yapmak istemiyorum. Bunun için günaha da ben de giriyorum. Yani bilmiyorum, ben ona yani yüzüne demedim ama her kadınlık görevinde ona kadınlığımı helal etmediğimi yani içimden söylüyorum. Budur sadece. Eşinizin sizi aldattığını söylediniz. Doğru anladık değil mi? Evet. Telefonla görüşüyor ya da yazışıyor dediniz. Yani bunu mu kastettiniz? Aldatmadan kastınız tam olarak? Yani bildiğiniz evet. Gerçek zina yaptı. Ha, tamam, yani telefonda konuşmaya da devam ediyor, yazışmaya da devam ediyor diyorsunuz yani akabinde. O yaptığı evet. İnsanlar değil ama farklı insanlarla. Anladım. Yani telefonla da irtibata geçiyor ve bunu benim karşımda da yapıyor. Anladım. Ve ben hani uyardıkça, sinirlendikçe, şey yaptıkça bana diyor ki sana ne, sen kimsin? Ya hani istemiyorsan işte kapı gibisinde. Sen kimsin diyor size? Evet. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 17 yıldır. Çocuklarınız var mı? Evet, 4 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Peki ne düşünüyorsunuz? Ya yani boşanmayı mı düşünüyorsunuz? Ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Yok, herhangi yani ben sabretmeyi düşünüyorum. Belki bu da benim bir sınavımdır yani her şeye karşı. Yani ben çünkü çok şiddetini gördüm, ayrılmadım. Çok fiziki olsun, sözle olsun. Yani şiddetine maruz kaldım, ne bileyim aciz beni görüşünü, beni nasıl desem küçüğüm, sevmesine yani her şeyini gördüm bu adamın ama hiç vazgeçmedim. 17 yıl boyunca hamileyken dahi kolumu kırdı, yine vazgeçmedim, kimseye de söylemedim. Hamileyken yani dövdü sizi. Sınavım dedim ben bunu, aciyeten nasıl desem. Mesela en küçük bebeğimde benim onu aldattığımı söyledim ama Allah biliyor herhangi bir şekilde hiçbir şey yapmadım. Ve buna rağmen yine savaşmayı denedim. Çünkü bir yuva kolay kurulmuyor. Her şeyde yani bunu bozmak gerekmiyor. Sınav deyip geçiyorum ben. Biliyorum ki Allah'ın yanında ben bunun şeyini alacağım. Mükafatını alırım diyorsunuz. Hediyesini evet alacağım. Yani sınav diye ben ayrılmayı falan da düşünmüyorum ama ne yapacağımı da bilemiyorum. Evet, evet. Ama şunu da söylediniz, bu davranışlarından dolayı da eşime karşı kadınlık vazifelerimi yerine getirmiyorum dediniz. Onu da belirttiniz. Getiriyorum. Peki şunu sorayım size. Yani bu kadar evlilik hayatı bu kadar çekilmez bir hale gelmişken, işin içinde şiddet varken, dayak varken, küfür varken, bu kadar zulüm varken hakikaten ayrılmayı düşünmüyor musunuz? Yani sabretmeye devam mı edeceksiniz? Ayrılmayı düşünmüyorum çünkü 4 tane çocuğum var. Bir de sınavım var. Yani bilemiyorum. Ben ayakları üzerinde duran güçlü bir kadınım da. Yani evet. Hiçbir şekilde yani mesela hani bazıları var işte hani ayakta duramayacak şekilde olabilir. Kendine güvenmeyen olabilir. Ben öyle değilim. Evet. Ayakları üzerinde duran bir kadınım. Yani her güçlükle savaşan bir kadınım ama sınavımdır diye. Bu bir sınavdı bence.
İnşallah Yüce Rabbim her sabrı son selam. Herkesin tahammül edeceği bir şey değil bu. Rıza göstereceği bir şey değil. Yani hamileyken dayak yedim dediniz. Öyle anladım ben, öyle evet, duydum. Evet. Ama bunun mükafatını da bana Allah verecek ahirette, buna inanıyorum evet dediniz. Sözü hocamıza bırakalım. Geçmiş olsun. Bakalım teşekkür hocamız ederim, neler söyleyecek. Selam ediyoruz Bayburt'a. Hocam şunu buyurun. Şunu da söyleyeyim ama bildiğim halde ben eşimi sürekli uyarıyorum da. Evet. Yani uyarıyorum da bunun öte dünyada... Şimdi yani durumun daha kötü olacağını, bey hanımını hesap vereceğimizi aldattı deniliyor. Peki teşekkür ediyoruz. Hocamızı dinleyelim. Selam ediyoruz hanım, Bayburt'a. Buyurun. Hanımını aldatma değil, kendini aldatıyor bu kişi. Kendini aldatıyor. Yani bir empati yapalım. Bu bey empati yapsın. Yani şimdi kendinin yaptığını eşi yapsa buna rıza gösterir mi? Buna tahammül edebilir mi? Edemez. Öyleyse karşı tarafta hanımı da bir insandır. Ona son derece ağır gelmektedir. Bunu Rabbimiz ne güzel ifade buyuruyor. La takrabu zina innehu kâne fâhişeten ve sâe sebîlâ. Zinaya yaklaşmayın. O ne kötü yoldur. O ne fena iştir. Yani yuvada huzur kalmıyor, güven kalmıyor. Hanımefendi de kendisine düşen görevi yapamaz hale geldim diyor. Öyle olunca bu yuvada huzur olmaz, ağız tadı olmaz, bereket olmaz. La yezni zani hine yezni ve huve mümin. Kişi zina ederken mümin olarak zina etmez. Yani olgun iman olmaz. Hani imanı kaybetme tehlikesi bile söz konusudur. Sevgili Peygamberimiz bakın buyuruyor ki zinadan sakının, yüzden iman nurunun gitmesine, ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına, cehennemde de sürekli azaba sebep olur. Yani bu olay karşısında Muhsin Bey, hanımefendi ben yuvamı yıkmak istemiyorum diyor. Ama bu böyle de devam edemez. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'z. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin yarıdır, yardımcısıdır. Onlara hakkı ve hayrı söylerler. Emri bil maruf nehi anil münker yaparlar. Ya eyyühellezine amenu ku enfüsekum ve ehlikum naran. Ey müminler, yakacağı insan ve taş olan cehennem ateşinden kendinizi, eş ve çocuklarınızı koruyunuz. Rabbimizin emri bu. Kul innel hasirinellezine hasiru enfüsehum. De ki ey peygamber, büyük mahkemede en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini, eş ve çocuklarını ziyana sokanlardır. Ezzina yurisül fakir. Zina fakirliğe sebep olur. Bereketi giderir, huzuru giderir. Yani o yüzden bu beyefendiyi bu yanlış yoldan kurtarmanın çaresi, en güzel çözüm bu. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.